Sabah sabah verir misin bana markayı? Bırakayım mı onu yolda? Benim oğlum. Burada öyle mi? Yapacağım. Evet. Ben de burada al kütüphanesinden. Çok üzülmüşüm. Çok üzülmüşüm. İlişmem bana. Oğlum resimleri çok. Onlar daha çok benziyor oğluma. Bu da benziyor ama o kadar değil. Neler hissediyorum. Üzülmeden her bir şey üzülüm. Üzetmiyorum. Üzülüyorum. Biz kardeşimin rahmetlinin hatıralarını yaşatabilmek için, anılarını kaybolmaması için, onun yaşatmak için böyle bir müze düşündük. Sağ olsun Trabzon Büyükşehir Belediye'miz, valimiz, sayın valimiz İsmail Üstoğlu ve Murat Zorluoğlu bakanlarımız böyle bir şey bize yaptırıp hediye ettiği için çok teşekkür ederim. Onların düşüncesiydi her şeyden önce. Yani nasıl bir duygudu derseniz, ben onu ilk gördüğüm zaman, yani bir an kardeşimi geldiğini düşünerek içimden bir şeyler koptu. Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım. Yani çok güzel bir şeydi. Bizlere, şehitlerimize böyle değer verip böyle şeyler düşündükleri için hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sonradan o askerlik olayı çıktı. Gitti tezkere bıraktı. 4 sene mi 5 sene mi ne de görev yaptı. İşte şehit oldu. Fazla birbirini göremedik. Kaç kardeştiniz? 12 kardeştik. Ben iki akşamda bir rüyada görürüm onu. Bir şey diyemiyorum yani. Ya aklım estikçe anahtar bende, gelip bakarım, rüyada görürüm. Öyle idare ederim. Çekeceğim mi? Tek mi çekeceğim? Çemberlerini de attım. Aleykümselam. Hoş geldin.
bilmem orada bir şey yüz olur mu?